Sen evet. kimsin Fethullah Gülen? Sen kimsin? Senin adını da ben koydum FETÖ diye. Haberin var mı? Adını ben koydum. Kurtulanlar da en azından mesela ben çok şanslıydım. Sadece 8 ay hapse atabildim Fethullah Gülen. Ama diğerlerine mesela 6 yıl attı şeyi. Sevgili Doğu Perinçek. Evet. 6 yıl kaldı. Yine benim omuz arkadaşım, can arkadaşım Ergun Poyraz. 7 yıl kaldı. Şaka gibi ya. Ha ben de o kadar kalabilirdim. Evet. Ben de o kadar kalabilirdim. Fakat yazdığım kitapları AK Parti çevresi de çok seviyordu. Arzdan aşağı evet. kitaplarını. Ya bu kadar yeter. Fazla ceza vermeyelim. Hı hı. Falan diye bir şeyler oldu. Ama benim davam 5 yıl sürdü. 6. yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden evet. tam beraat aldım. Yani dava düştü. Evet, bu FETÖ'cüler özellikle size evet, çok saldırdılar. Çok saldırdılar. Ama yayın organlarında, ama evet. Basın organlarında evet. kirli kirli iftiralar attılar. Ama ben çok mutluyum. Çünkü Fethullah Gülen'le tek başıma mücadele eden tek kişiyim. Hiç eğilmedim, bükülmedim. 40 kere davet etti, gitmedim. Bir sürü Zaman Gazetesi falan filan gibi adamları araya soktuğu olmadı. Ne dediler biliyor musunuz? Bu adamı eğip bükemiyoruz. Ve dedi ki Fethullah Gülen o zaman alın şeyini, kellesini dedi. Evet. Kellesini alın dedi. Evet, suikast girişimleri de oldu size. Onlar olduğundan başka Gülen. Ben şeyi söylüyorum. Kendisi beni istedi. Neler döktü. Evet. Neler döktü. Yani ben onun maddi gücünü biliyorsunuz. Hı hı. Ama kimse beni elde edemedi. Bakın cebimde 5 kuruş yok ama ne kadar mutluyum. Evet. Ama bütün Fethullahçılar parası olan mesela Fethullahçılar bugün iğrenerek söylüyorum bunu 8-10 milyon doları olan hemen çıkıp gidebiliyor. Borsalarını oluşturmuşlar piyasalarını. Evet kaçtılar yavaş yavaş onlar terk ettiler. Onlar hepsi kaçtı şimdi garibanlar da yani bankasının önünden geçenler de içeride hapis. Evet Ergenekon diye aslında bir Türklük destanının ismidir. Ergenekon diye bir dava uydurdular. Bir evet. şey var dediler ve evet. teker teker sizden başladı hatta evet, bu. Evet sonra... ilk benden başladı. Bakın bunu bilmeniz gerekiyor. İlk alınan benim içeriye. Ergenekon davası şöyle gelişiyor. Önce... Kendi aralarında onlar Fethullah Gülen taraftarları ve kendi ekipleri diyorlar ki biz Türk ordusunu Türk milliyetçi yani milliyetçi dalgayı aşın demiş Fethullah Gülen. Hı hı. Türk ordusunu ve milliyetçilerini, Türk milliyetçilerini, ulusalcılarını aşmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız bu işi? Biz bir dava uyduracağız. Adını bu davanın adı içinde bir ifşaatta bulunacağım. Neden Ergenekon? Onu evet. da ifşaatını evet. yapacağım size. Evet. Şöyle anlatmam gerekiyor. Bana dendi ki ilk tutuklandığımda sabaha karşı baskın yapıldı. Şafak baskını. İlk tutuklandığımda birinci soru silah var mı? İkinci soru adını soyadını usulen soruyorlar. Üçüncü soru Ergenekon hakkında ne düşünüyorsun dediler. Ergenekon niye dedim bu soruyu soruyorsunuz ki Ergenekon çok andı şanlı bir Türk destanı yaz dedi. Andı şanlı Türk destanı diyor dedi. Zaten kameraya çekiyorlar. Evet. Şeyde. Bir taraftan da tutanak yani yapın diyor bunu. Başka ne biliyorsun Ergenekon hakkında? Başladım anlatmaya. Onları geç diyor. Onları biz de biliyoruz. Başka ne biliyorsun dedi. Ne demek istiyorsunuz dedim ya. Ha ben kimseden korkum yok bir kere. Onu bilsinler. Biliyorlar da zaten. Ne demek istiyorsunuz dedim. Anlarsın dedi. Hanya'yı Konya'yı anlarsın dedi falan filan. Neyse. Geldik şeye Balıkesir. Emniyet Müdürlüğü'ne geldik. Orada Atatürk'ün posteri var. Onlardan bir tanesi şube müdürü müymüş neymiş? Bak dedi bu resim inecek dedi. Bu resim inecek. Oraya dedi Fethullah Gülen resmi çıkacak dedi. Kendini hazırla dedi bunlara dedi. Biz bu şartlar altında o meşhur olayı yaşadık.
Böyle girişim, eşim evet. de yanımda. Eşim 7 ay, ben 8 ay yattım. Sonra da iyi halden falan değil. Doğrudan doğruya çıktık. Ama davamız sürdü. İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de tam yani usuller mi bozuldu, ne oldu bilmiyorum. Onlar hukukçular bilir onu. Hı hı. O dava bozuldu. Yani biz ak süt gibi, hı hı. ak kaşık gibi sütten çıkmış. Aklanmış oldunuz. Çıktık. İyi de bu eziyetlere, bu işkencelere ne demeli? Evet. Çocuklarım kaç yaşındaydı biliyor musunuz? Birisi ilkokula gidiyor, birisi orta bire gidiyor. Evet. Aralarında 3,5 yaş var. Anne yok, baba yok. Bir kere bunlar hepsi kanuna aykırı. Evet. Birinden birini bırakır insan değil mi? Çok kuvvetli şüpheler var kaçması için. Nereye kaçacağız? İş yerimiz belli. Balıkesir Üniversitesi. İş yerim belli. Yarın işe gideceğim belli. Kim nereye kaçacak? Neyse bunlara girmeyelim. Bunlar çünkü şahsi bir dava. Evet. Kimse ilgilendirmiyor bunlar. Evet. Benden başkasını. Evet. Sonra askeriye gitti. Böylelikle Türkiye ordusunu da aşağı indirmek istediler. Bu Fethullahçı zihniyet, yani Süfyani zihniyet. İndirdiler. İndirdiler aşağıya. Fakat devran ters döndü. Türkiye'de bu... Şimdi biz onları kovduk. Evet, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunların ne mal olduğunu anladılar. Evet, bundan bir kıssadan hisse çıkaralım. Hisse senedi kaça gidiyor? Kıssadan bir hisse çıkaralım. Şöyle diyelim. Dik duran kazanıyor. Eğilmeyen, bükülmeyen kazanıyor. Evet. Evet. Biz işte bu. Ben bunun canlı örneğim. Hiç şu kadar bile şey vermedim, taviz vermedim. Atatürk dedim, bak Atatürk seni yakacak dediler. Tamam, yanınca Atatürk gibi yaksın beni, sen değil. Sen evet. kimsin? Fethullah Gülen. Sen kimsin? Senin adını da ben koydum FETÖ diye, haberin var mı? Adını ben koydum. Şimdi FETÖ kaldın, gördün mü? FETÖ. Neyse, sana FETÖŞ diyorlardı, daha iyi benim koyduğum isim, daha iyi. Evet. Evet, maalesef öyle bir şey oldu. Mehdi konusuna tekrar geri dönelim o zaman. Bu iki uç, yani bir Atatürk tarafı ve bir de Süfyani taraf. Yani Fethullah tarafı. Fethullah tarafı. Evet.